yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. 1919, Birinci Dünya Savaşı resmi olarak bir yıl önce sona erse de savaş lordları hedeflerine daha ulaşamamıştı. Daha paylaşılması gereken topraklar vardı. Anadolu'yu baştan sona kuşatmaya ve paylaşmaya başladılar. Ama bir kişi çıktı ve tüm bu işgallere dur dedi. Mustafa Kemal Paşa. Önce Samsun'a çıktı, oradan Amasya'ya geçti. Erzurum ve Sivas kongreleri sonrası ise milli iradeye dayalı bir hükümet kurulmasına karar verildi. Ve vatandaşlarca seçilen üyelerin bir araya gelmesi için seçilen şehir ise Ankara oldu. Çünkü Mustafa Kemal Paşa hem konumu gereği hem de tüm cephelere yakın olması nedeniyle savaşın en iyi buradan yönetileceğini düşünüyordu. Tarihler 18 Aralık 1919'u gösterdiğinde Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet Sivas'tan yola çıktı. Güzergah boyunca uğradıkları yerlerde vatandaşlardan milli mücadele için destek istedi. Sivas'tan Kayseri yoluyla Ankara'ya hareket eden heyeti temsiliye bütün yol boyunca ve Ankara'da büyük milletimizin sıcak ve içten samimi yurtseverlik gösterileri içinde bugün buraya geldik. Milletimizin gösterdiği birlik ve dayanışma, ülkemiz geleceğini güven altına alma konusundaki inancı sarsılmaz biçimde destekleyecek niteliktedir. Şimdilik heyeti temsiliye merkezi Ankara'dır. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya varışı ile eski bir Oğuz geleneği de yerine getirildi. Eski Türklerde yeni bir devlet kurulacağı zaman Seymen alayı oluşturulurdu ve Seymenler yeni reisini seçerdi. O zaman da Seymenler yeni bir devletin kurulmakta olduğuna o kadar inanmış olacak ki hazırlıklara günler öncesinden başladılar. Bir sefere gider gibi hazırlık yaptılar ve 26 Aralık 1919 gecesi toplanıp yaktıkları ateş etrafında zeybek döndüler. Sinsin ateşi olarak adlandırılan bu ateş, Seymenler için aynı zamanda bir toplanma çağrısı, bir seferberlik ilanı anlamına geliyor. Sabah olunca ise atlı ve yaya Seymenler, Dikmen, Kızılyokuş ve kentin diğer bölgelerine akın etti. Heyetin gelişi Ankara halkına tellallarla duyuruldu. Halk da karşılama için sokaklara döküldü. O dönem 20 bin civarında bir nüfusa sahip olan Ankara'da çevre iller ve köylerden gelenlerle 80 binden fazla kişi toplandı. Ve Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919 tarihinde heyeti temsiliye üyeleriyle Ankara'ya ulaştı. Gördüğü kalabalık karşısında duygulanmıştı. Seymenlerle arasında şöyle bir konuşma geçti. Merhaba efeler, niye zahmet ettiniz, neden geldiniz? Paşam, seni görmeye geldik, bu vatan uğruna ölmeye geldik. Fikrinizde sabit misiniz? Andolsun, var olun yiğitler. Hem Seymenler hem de halk o gün yeni bir devletin temellerini atmış ve bu devletin liderini de seçmişlerdi aslında. Mustafa Kemal Paşa karşılama sonrası Ulus Meydanı'na yürüdü. İşgal subayları ise peşinde onu izliyordu. Hiç umursamadı ve ardından ilk karargahı olan Ziraat Mektebi'ne geçti. Ankaralılar ona daha sonra Çankaya Köşkü'ne hediye etti. Bu videoda Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın izinde olacağız. Çünkü kentin her köşesinde onu hatırlatan, milli mücadeleyi hatırlatan yerler var. Ve video boyunca duygudan duyguya atlayacağınızdan emin olabilirsiniz. İstanbul'da Misak-ı Milli'nin kabul edilmesine öfkelenen İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etti. Osmanlı Meclisi Mebusanı 18 Mart 1920'de son kez toplandı. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle oy birliğiyle meclis kendini süresiz tatil etti. Sonunda padişah İstanbul Meclisi Mebusanını 11 Nisan 1920'de feshetti. Pek çok mebus Ankara'ya gelmeye başladı. Artık Ankara'da yeni bir meclis kurulmasının zamanı gelmişti. Yer olaraksa 1915 yılında Osmanlı Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın İttihat ve Terakki Fırkası'nın kulüp binası olarak yapımına başladığı ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle yarım kalan bu bina seçildi. Halkın da desteğiyle kısa sürede tamamlandı. Nihayet açılış tarihi de belirlendi. 23 Nisan 1920. Nisan'ın 23'ü Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü Cuma'ya getirilmekte çünkü bütün milletvekilleri Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazını kılarak dualar okunup kurban kesilecektir. Meclis toplantı yerinde dua edilerek mevlid okunacaktır. Meclisin açılacağı en küçük köylere kadar yazılı olarak duyurulacaktır.
Ve yeni kurulan meclise adını veren de Mustafa Kemal Paşa olmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu isim meclise çok yakışmıştı. Çünkü gerçekten de milletin meclisiydi. Halk harıl harıl hazırlığa yardım etti. Ankaralı marangozlar para kabul etmeden kürsüyle katiplerin oturacağı yerleri yaptı. Şimdiki Atatürk Lisesi'nin ilk binası olan Ankara Öğretmen Okulu'ndan sıralar getirildi. İki petrol lambasıyla saç sobalar civar kahvehanelerden, büro malzemeleri ise resmi dairelerden getirildi. Zafer kazanılıncaya kadar kalması şartıyla kürsüye siyah bir örtü örtüldü. Kapıdan girince ilk küçük oda mescit, sokağa bakan ilk odada başkanlık odası yapıldı. Hulusi Efendi'nin yazdığı hakimiyet milletin de levhası kürsünün arkasına kondu. Ve o gün geldi. Millet meclisine kavuştu. 23 Nisan 1920 Cuma günü Mustafa Kemal Paşa meclis kapısındaki kurdeleyi keserek içeri girdi. 120 oyun 110'unu alarak meclis başkanlığına seçildi. Ankara Meclisi İstanbul Hükümeti'nin 16 Mart 1920'den sonra imzaladığı bütün anlaşma ve alınan kararları hükümsüz saydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da toplanıp göreve başlamasının ardından Anadolu'da yeni bir hükümet resmen 2 Mayıs 1920'de 11 bakanla kuruldu. Bu hükümet bir taraftan iç isyanlarla uğraşıyor, diğer taraftan da düşmanla savaşıp İç ve dış güvenliği sağlamaya çalışıyordu. Meclis Osmanlı Devleti'nin 10 Ağustos 1920'de Sevr Anlaşması'nı imzalamasını da tanımadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 Ocak 1921 tarihli anayasayı yani teşkilat-ı esasiye kabul ederek egemenliğini ilan etti. Sevr Anlaşması'na göre Ege ve Trakya'nın büyük bölümü Yunanistan'a bırakılırken İstanbul, İngiltere, Fransa ve İtalya arasında paylaşılıyordu. Hatta dönemin Amerikan Başkanı Woodrow Wilson, Sevr Anlaşması ile kurulması öngörülmüş olan Büyük Ermeni Devleti için bir sınır bile belirlemişti. Yunanistan'da Büyük Yunanistan haritaları hazırlanmaya başlanmıştı. Türkiye ise bu kadar bir yere sığdırıldı. Anadolu ve Karadeniz'in küçük bir bölümünden ibaret kaldı. Ki Sevr Anlaşması yürürlüğe girseydi büyük ihtimalle ilerleyen yıllarda Türkiye kelimesi Anadolu haritasından tamamen silinir, hatta tüm Türkler asimile edilip Anadolu'da Türk diye bir şey kalmazdı. The Sphere gazetesinin Mart 1921'de Ankara hükümeti ve talepleri başlığıyla yayımladığı harita. Başlığın altında Kemalistler ya da milliyetçiler gölgeli alanı etkin biçimde kontrol ediyor. Onlar Yunanlar tarafından Ege'den sürüldü. Fakat Trakya'yı, İzmir'i, Ermenistan'ı ve Basra Körfezi altındaki bütün Mezopotamya'yı talep ediyorlar yazılı. Daha önce bir videoda demiştim ya, mekanların ruhu vardır. İşte Türkiye'nin ilk meclisine girdiğiniz anda 103 yıl öncesinin o ruhunu hissediyorsunuz. Ne mi o ruh? Umut, birlik ve dayanışma. Başarıya nasıl inandıklarını ve yılmadan çalıştıklarını hissediyorsunuz. Bir yandan da yokluğu. Yokluğa rağmen gereken her şeyi başarabilme duygusunu, işte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk temellerinin atıldığı, zafere giden yola dair ilk kararların alındığı, ilk anayasanın yapıldığı yer burası. Günümüzde Ulus Meydanı'na yakın bir yerde büyük şehrin kalabalığı arasında kalan bina ilk yapıldığında yalnızlık içerisindeydi. Boş bir meydanda, tıpkı o yılların halkı gibi terk edilmiş bir hak. Ama onları içine düştükleri bu çaresizlik ve yalnızlıktan çıkarıp alan biri olduğu için çok şanslıydılar. İlk meclis binası içerisinde geçmişe dair çok değerli eşyaları ya da belgeleri de görebilirsiniz. Benim en çok ilgimi çeken bu ipek mendil olmuştu. Büyük taarruz sonrası hatıra olarak halka dağıtılmış. Müze mağazasında, ki bir mağaza yoktu, olsaydı bunun bir kopyasını alıp saklamayı çok isterdim. Mustafa Kemal Paşa'ya ait bazı giysiler, kullandığı eşyalar, sigaralar da burada. Bu arada Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı masayı da müzede görebilirsiniz. Birinci meclisten çıkıp biraz aşağısındaki ikinci meclis binasına geçiyoruz. Bu bina 1924-1960 yılları arasında kullanıldı. Ancak ikinci meclis binasına girdiğinizde öncekindeki hüzün duygusu artık kayboluyor. Yerini başka bir duygu alıyor. Bu binanın ruhu gurur dolu. Çünkü artık zafer kazanılmış ve cumhuriyet ilan edilmiş. Her alanda ilerleme hedefiyle yola koyulmuş bir devletin meclisi burası. Bina ilk olarak Cumhuriyet Halk Fırkası toplantı yeri olarak tasarlanıp inşa edilmiş. Ancak ilerleyen zamanda meclis olarak kullanılmaya başlanmış. Meclis oturumunun yapıldığı oda artık çok daha büyük. Ahşap sıraların yerini deri koltuklar almış.
diğer odalarda ağırlanacak yabancı konuklara ülkenin artık o yoksul ülke olmadığını göstermek amacıyla daha ihtişamlı döşenmiş. Burada da yine Mustafa Kemal Paşa'ya ait çok sayıda eşya yer alıyor. Bu kazak benim için çok özel. Benim için hatırası olan çok sevdiğim bir fotoğrafta giydiği kazak. Görünce hep aklıma geliyor. İlkokuldayken o döneme kıyasla teknoloji harikası ama günümüzde oldukça dandik sayılacak bir bilgisayarım vardı ve bu fotoğraftaki kızı çok kıskanıyordum. İlk Photoshop denememi o fotoğraf üzerinde yapmıştım. Ülküyü kesip kendimi koymuştum yerine. İlkel bir Photoshop olsa da günümüzde bakınca hala farkı anlayamayanlar da çıkıyor. Neyse bu kazağı görmek beni hep gülümsetir. Müzede ayrıca tarihe ışık tutan önemli belgeler var. Bu gazete beni çok duygulandırdı mesela. Sümer Bank'a ait kurulan ilk basma fabrikamızın açılış haberi. 9 Ekim 1937'de Atatürk tarafından altın anahtarla açılıyor. Bu da üretilen ilk basma. Sanayi programımızı durmadan yürütmekteyiz. Tasarlanan fabrikalardan çoğunun temelleri kurulmuştur. Hepsinin kurulup işletilmesi için fence, maliyece gerekenler de bulunmuştur. Bir başka gazete haberi daha. İzmir'de kağıt, İstanbul'da cam fabrikaları, Bursa Merinos ve Gemlik Sunipek fabrikalarının temelleri atılıyor. Birbiri ardına durmadan üreten, gelişen Türkiye'nin izleri çıkıyor karşınıza. Buralarda dolaşırken gurur duygusunun yerini bir anda coşku alıyor. Zaman yolculuğu yapmış gibi o zaman yaşamış insanların gururunu, heyecanını hissediyorsunuz. Ama sonra bir camda yansımanızı görüp şu ana dönüyorsunuz ve içinizi sadece hüzün kaplıyor. Nazilli Basma Fabrikası 2002'de, İzmit Kağıt Fabrikası 2005'te, İstanbul Cam Fabrikaları 2002'de, Bursa Merinos 2004'te kapatıldı. Birbiri ardına kurulan tüm o fabrikaların birbiri ardına kapanışını hatırlayınca içinizi öfke kaplıyor bu kez. Elinizden hiçbir şey gelmemesine öfkeleniyorsunuz. Sonra bir hırsla çıkıyorsunuz odadan. Bir başka odaya geçip Atatürk'ün fotoğraflarına bakıp dalıyorsunuz. Öfkeniz biraz geçiyor. Atatürk'ün yabancı basında çıkan haberlerinin orijinalleri de var burada. Örneğin o ünlü Time dergisi kapağındaki François Perra tarafından çekilen fotoğrafın orijinali. Yeni alfabeye ilk geçildiği zamanlara ait kitaplar. Ziyaret ettiğimde bir de Atatürk fotoğrafları sergisi vardı. Bu fotoğrafı çok sevdim. Bu bölümde sadece gülen fotoğraflarını eklemek istedim. Fotoğraflara bakınca sizin de içinizden gülümsemek geliyor. Bu mektubu da anlatmak istedim 28 Ekim 1923'te Curtis LaFrance adında Amerikalı küçük bir çocuğun Atatürk'e yazdığı mektup. Sayın efendim, ben 10 yaşında Amerikalı bir çocuğum. Siz ve Bayan Kemal hakkında bir röportaj okudum. Türkiye ve yeni hükümetiyle çok ilgiliyim. Türkiye hakkında bir defterim var. Şimdiden siz ve Bayan Kemal hakkında birçok yazı ve resim topladım. Lütfen bir Amerikalı çocuğa küçük bir not ve imzalı fotoğrafınızı gönderin. Bir gün Türkiye'yi görebileceğimi umut ediyorum. Saygılarımla Curtis LaFrance. 27 Kasım 1923'te Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal imzasıyla bir yanıt yazıyor. Bay Curtis LaFrance, mektubunuzu aldım. Türk vatanı hakkındaki ilgi ve iyi dileklerinize teşekkür ederim. Arzunuz üzerine bir adet fotoğrafımı ekte gönderiyorum. Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegane tavsiyem. Türkler hakkında her duyduklarına gerçek gözüyle bakmayıp, kanaatlerini mutlaka ilmi ve esaslı incelemelere dayandırmaya hususi olarak önem vermeleridir. Hayatta başarılara ve mutluluğa ulaşmalarını temenni ederim. Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal.
Curtis LeFrance yıllar sonra mektubun orijinalini Cumhuriyet'in 75. yılı dolayısıyla Türkiye'ye armağan etmiş. Sonra başka bir odaya geçiyorsunuz. Burada üzerinde hala askerlerin kanı olan bir bayrak var. Gerçek kan. Bu ülkeyi kurtarmak için savaşmış olan askerlerin kanı. Bir yandan hüzün ve şükran duygusu kaplıyor içinizi, bir yandan o öfke yine geri dönüyor. Kanınız pahasına kurduğunuz ülkeyi ne kadar koruyabildik diyorsunuz. Buradan ayrılıp hemen karşıdaki Ankara Palas'a geçiyoruz. Bina 1930'larda siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçıların buluşma merkeziydi. Türk toplumundaki bazı yenilikler ilk defa Ankara Palas'ta başlamıştı. Mesela 1926'da ilk kez yılbaşı kutlaması yapıldı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında burada Cumhuriyet baloları düzenlenirdi. Bu ve benzeri pek çok etkinlikte kadınlarla erkekler eşit koşullarda sosyal hayata dahil olurdu. Ankara Palas'ta İran Şahı Rıza Pehlevi, Afgan Kralı Emanullah Han, Irak Kralı Emir Faysal, Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos ve Amerikan Başkanı Dwight Eisenhower gibi çok sayıda yabancı konuk ağırlanmıştı. Atatürk'ün dans ederken gördüğümüz ünlü fotoğraflarının çoğu burada çekildi. Bina şu anda restorasyon amacıyla kapalı. Restorasyon sonrası ne yapılacak bilmiyorum. Buradan ilerleyip Ulus Meydanı'na gidiyoruz. Ünlü Zafer Anıtı'nın olduğu yere, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından tasarlanmış ve açılışı 24 Kasım 1927 tarihinde yapılmış. Kurtuluş Savaşı'nın ana kahramanları olan Mustafa Kemal Atatürk, Türk ordusu ve Türk kadınının anısına inşa edilmiş. Günümüzde ise çoğunlukla yapacak işi olmayan emekli dayıların takıldığı bir mekan gibi geldi bana. Ve tabii Ankara'ya gelince uğramadan gitmemeniz gereken bir yer var. Atatürk Orman Çiftliği ya da ondan geriye ne kaldıysa. Atatürk'ün en değerli eseriydi burası. 1920'li yıllarda büyük ölçüde bataklık ve sazlıklarla kaplı olan 52 bin dekarlık alan Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla fidan yetiştirme, bahçecilik, bağcılık ve hayvancılık alanlarında çiftçilere örnek ve yol gösterici bir yer haline geldi. İlk adı Orman Çiftliği olan arazi 1937 yılında Atatürk tarafından hazineye bağışlandı. Paşa 4 yaşında. İlk yavrusunu aldık. Evet. 18 okka kadar yemye süt verir. Ne cinsi? Simental. Kırım üzerine geliyoruz paşam. Simental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simentaldir. Şey de ekliyor. Şey de ekliyor. Ha, daha. Bu diğer renkli inekler hangi cinsidir? Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım İsviçre'dir ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yemeğe 40 litre kadar verir. Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yoruyoruz. Melez şey yani iklime alıştırıyorsunuz. İklime alıştırıyoruz. Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek. Atatürk bu çiftlikle gurur duyuyordu. Bazı yabancı misafirlerini de burada ağırlıyordu. Excellence, est-ce que vous êtes content de se trouver ici dans cette année-ci? Il n'y a que 5 années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille, n'est-ce pas? Voulez-vous que je lui présente? Je vous en prie, Excellence. Tassimbe, anlatır mısınız nasıl başladığınızı ilk sene burada? Paşam ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Excellence, voulez-vous permettre que ma fille vous répond en Türk? Atatürk'ün isteğiyle çiftlik arazisinde bazı yapılar inşa edildi. Bir bira fabrikası, bira fabrikası hamamı, memur ve işçiler için konutlar, Atatürk'ün manevi kızı Ülkü için bir evde aralarındaydı. İçerisinde pastörize süt fabrikası da vardı. Ayrıca 1933'te bir hayvanat bahçesi de kurulmuştu. Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evin bir benzeri de Beştepe'de çiftlik yakınlarında ziyaret edilebilir. Bu arada bu evde Selanik'teki orijinal evden çok daha fazla eşya var. Bazı belgelerin kopyaları var. Mesela Harp Akademisi 57. dönem kurmay adayları listesi ve ders notları. 6. sırada Selanikli Mustafa Kemal Efendi'nin notları var. Buna göre en yüksek notları matematik ve topçu tablosu derslerinden almış gibi görünüyor. Fransızcanın yanı sıra Almanca ve Rusça dersleri de almış.
Cihangirli İhsan Efendi ise notları en yüksek olan öğrenciymiş. Kim diye merak ettim. Kendisi 1. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi ve Irak Cephesi, Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi komutanlarından General Ali İhsan Sabis. İnternet nelere kadir? 120 yıl önce soyadı bile olmayan bir isimden yola çıkıp o kişinin fotoğraflarını bile bulabiliyorsunuz. Ancak İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Paşa aleyhine propaganda yürütmesi üzerine büyük taarruz öncesi 21 Haziran 1922 tarihinde Mustafa Kemal Paşa tarafından ordu komutanlığı görevinden alınıp Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından emekliye sevk edilmiş. Diğer sınıf arkadaşlarını merak ediyorsanız araştırmanızı öneririm. Bu da Harp Akademisi'ndeki 55. dönem karnesi. Burada en yüksek notları silah bilgisi ve din bilgisi derslerinden almış. Ve Manastır İdadisi'ndeki lise karnesi. Tüm derslerden tam not almış. İki karneyi karşılaştırınca görüyoruz ki Ahmet Tevfik Efendi ile hem lisede hem de harbiyede birlikteymişler. Üstelik ortaokulda da birlikte okumuşlar. Ama o 1907 yılında yüzbaşıyken hayatını kaybetmiş. Bu da Padişah Vahdettin tarafından çıkarılan Atatürk ve arkadaşlarının öldürülmelerini emreden fetvaya karşılık Anadolu'daki yurtsever din adamlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bu uğurda yapılan mücadelelerin meşru olduğuna dair çıkardıkları fetva. Atatürk evinden çıkıp biraz etrafta dolaşıp Atatürk'ün fotoğraflarını takip ederek Gazi Orman Çiftliği Parkı'nda biraz dinlenebilir ya da etraftaki sayısız restoranda yemek yiyebilirsiniz. Aslında Ankara'da Atatürk'ün izlerini ziyaret edebileceğiniz daha çok yer var. Mesela Çankaya Köşkü. Benim oraya gidecek vaktim kalmadı, belki bir dahaki sefere. Bu arada Ankara'daki Medeniyetler Müzesi'ne giderseniz oradaki sayısız Hitit eserini büyülenerek izleyeceksiniz. Ve emin olun orada da Atatürk'ün izlerine rastlayacaksınız. Çünkü bu müzede 1921'de Atatürk'ün Ankara'da bir Hitit müzesi kurulmasını istemesi üzerine açılmış. Düşünebiliyor musunuz? Daha cumhuriyet bile ilan edilmemiş, ülke savaşta ama o bir yandan tarih ve kültürü geliştirecek fikirleri de ihmal etmiyor. 1937 yılında Ahlatlı Bel kazısını ziyaretini gösteren bir fotoğraf. Bu arada müzeye aşık oldum. Günümüze dek o kadar gelişmiş ki Türkiye'nin en güzel müzelerinden o ünlü Tanrıça heykelinden Çatalhöyük'teki bulgulara ve sayısız değerli Hitit eserine kadar muazzam eserler var. Göbekli Tepeliler nereye gitti diye merak eden varsa yanıtı burada bulabilir. Bir gün elbet öleceğim. Milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı bir Türk bayrağı görmek isterim. Ankara Kalesi müzenin yakınında. Atatürk'ün bu sözleri baz alınarak mezar odası Ankara Kalesi'ndeki Türk bayrağını görecek şekilde inşa edilmiş. O bayrak her daim kalenin tepesinde dalgalanıyor. Kaleden bakınca Anıtkabir'i de görebiliyorsunuz. Yakınlardaki Etnografya Müzesi'ni de ziyaret etmeyi unutmayın ki orada da Atatürk'ün izleri var. Ama acı izler. 1938'den beri her 10 Kasım'da daha da büyüyen bir acı. Dedem o gün 10 Kasım 1938'de küçük bir çocukmuş. Artvin'in en uzak ucunda bir dağ köyünde. Annesi ağlayarak yanına gelip sarılmış ve babamız öldü demiş. Küçük çocuk aklıyla kendi babası öldü zannedip ağlamaya başlamış. Ama yıllar sonra hayatını kaybetmeden önce Alzheimer olduğunda unutmadığı tek bir kişi vardı. Atatürk. Duvardaki resmine bakıp o bizim babamız derdi ama bu sefer kimden bahsettiğini bilerek. Atatürk'ün cenaze töreni 19 Kasım 1938'de düzenlendi. Naaşı Dolmabahçe Sarayı'ndan alınıp bir top arabasına yerleştirildi. Kabataş, Tophane, Karaköy, Galata Köprüsü ile Eminönü Meydanı, Bahçekapı, Sirkeci ve Salkım Söğüt üzerinden Gülhane Parkı içerisindeki yoldan Sarayburnu'na ulaştı. İşte bu top arabası. Daha sonra Yavuz zırhlısına konuldu ve benim gönlümde yeri bambaşkadır dediği Ankara'sı ve Ankaralılarına emanet edilmek üzere yola çıktı. O gün binlerce insan İstanbul'da sokakları doldurmuştu. Gözyaşları arasında Atatürk'ü Ankara'ya uğurladılar.
naaşı 21 Kasım 1938'de törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine kondu. 10 Kasım 1953'e kadar orada kaldı ve yine bu tarihte düzenlenen devlet töreniyle Anıtkabir'e nakledildi. İşte burayı, yani Anıtkabir'i, en sona bıraktım. Çünkü duyguların en yoğununu orada yaşayacaksınız. Özlem. Neden bilmiyorum ama Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerinde benim de doğum günüm olan o tarihte Anıtkabir'de olmak istedim. Anıtkabir kalabalıktı ve bu kalabalık bana bir an umut verdi. Keşke aramızda daha uzun kalabilseydi. Mesela daha önce bahsettiğim sınıf arkadaşı Cihangirli İhsan Efendi 1957'ye kadar yaşamış. Silah arkadaşı İsmet İnönü 1973'te vefat etti. Peki o neden bu kadar erken gitti? Benim şahsi fikrim zehirlendiği yönünde. Dökülen saçlar, yüzündeki yara benzeri izler, zehirlenme izi gibi. Ama Sherlock Holmes'çuluk oynamayacağım. Çünkü bir önemi yok. Artık geri gelmeyecek. Anıtkabir'e dönecek olursak. İnşasına 1944 yılında başlanmış ve 1953'te tamamlanmış. Anıtkabir yapılmadan önce rasathane işte böyle bir yermiş. Anıtkabir'de anıt mezar binasının yanı sıra Aslanlı Yol, müze kısmı başta olmak üzere çeşitli yapı ve anıtların yanı sıra Barış Parkı olarak adlandırılan ağaçlık bir alan var. Burada kullandığı araçları görebilirsiniz. Mesela 1935 model Cadillac, daha yeni satın alınmış gibi pırıl pırıl. Köpeği Fox'un mumyası da orada. Okuduğu kitaplar da burada sergileniyor. Yüzlerce. Ki bunlardan biri de James Churchward'ın Kayıp Kıta Mu adlı kitabı. Bunu daha önce başka bir videoda ayrıntılı olarak anlatmıştım. Bu kitaplarda Atatürk'ün el yazısıyla notları da görülüyor. Anıtkabir'de İstiklal Kulesi, Hürriyet Kulesi, Zafer Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Müdafaa-i Hukuk Kulesi, Misak-ı Milli Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Cumhuriyet Kulesi, Barış Kulesi ve İnkılap Kulesi olmak üzere 10 adet kule yer alıyor. Hürriyet Kalesi'nde gördüğüm bir sözü. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milliyetin hürriyet ve istiklaline sahip olabilmesiyle kaimdir. Ne kadar anlamlı değil mi? Gezerken etrafta göreceğiniz her heykel ya da kabartmanın özel anlamları var. İsmet Paşa'nın lahdi de Mustafa Kemal Paşa'nın lahdinin tam karşısında. Ve şeref holündeyiz. Atatürk'ün lahdinin önünde. Aslında mezarı burada değil, lahdin tam 7 metre altında ve etrafı Türkiye'nin 81 ilinden Kıbrıs ve Azerbaycan'dan getirilen toprakların yer aldığı pirinç vazolarla çevrili. Mezar odası Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak sekizgen şekilde inşa edilmiş. Sekizgenlik sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü simgeliyor. Sembolik lahdin bulunduğu şeref holüne girince tahminimden daha az kalmak istedim. Çünkü mezarlıkta uzun kalınca birilerinin yokluğuna daha fazla ikna oluyorsunuz. Uzak kalmak en iyisi. Yokluğu inkar edip hala varmış gibi hissetmek. Zaman makinesi bulunursa kesinlikle ilk ziyaret edeceğim insan olurdu. Uzun uzun sohbet etmek isterdim. Ama maalesef zaman makinesi hiçbir zaman bulunamadı. Kanıtı da Atatürk bence. Eğer gelecekte bir zamanda bulunmuş olsaydı bütün Türkler 1920'li 30'lu yıllara akın eder ve elimizde tuhaf görünümlü insanların yer aldığı Atatürk fotoğrafları ya da anıları olurdu. Ama o yıllar bu açıdan gayet sakin görünüyor. O yüzden Atatürk'ü teknoloji sayesinde bizzat görme şansımız yok. Ama o zaten demedi mi? Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir. Anladık be atam, hissettik de ama maalesef kurduklarını tam koruyabildik diyemeyeceğim. O yüzden zaman makinesi olsa da gelip seni görecek yüzümüz pek yok. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlu olsun. Bu videoyu 100 yıl sonra 29 Ekim 2123 tarihinde izleyen olursa umarım Cumhuriyet'in 200. yılını kutluyor olursunuz. Biz şimdiki zaman insanları o zaman geleceğin yıldız tozuna dönüşmüş olacağız. Ama umarım siz mutlu bir ülkede yaşıyor olursunuz ve geçmişin insanlarından öfkeyle bahsetmiyor olursunuz. Atatürk'ün Ankara'sından 29 Ekim 2023'ten sevgilerle.